Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Bu hafta sağlıkta özel fuar hastanesinde kapalı bypass ameliyatları avantajları nelerdir uzmandan öğreniyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben operatör doktor Selan Hüseyinov. Kalp damar cerrahi uzmanıyım. Fuar hastanesinde kalp damar cerrahi hastalarının tedavisini ve cerrahisini yapıyorum. Hocam, kapalı bypass ameliyatı nasıl yapılıyor? Kapalı bypass ameliyatı veya bizim tıpta minimal invaziv kalp cerrahisi dediğimiz cerrahi Türkiye'de 90'lı yıllardan bu yana yapılan bir ameliyattır. Kapalı bypass ameliyatı zamanı bu hem kapaklara hem de damarlara yönelik yapılabiliyor. Bu ameliyat bizim halk arasında iman tahtasını kesmeden yaptığımız bir ameliyattır. Yani iki kavru arasında yapıyoruz. Hastanın daha çabuk toparlanmasına artı kan ihtiyacının azalmasına, iyileşmesinin daha hızlı olması için bunu ve uygun hastalarda öneriyoruz. Peki hocam, kimlere kapalı bypass ameliyatı yapılır? Kapalı bypass ameliyatı veya minimal bypass dediğimiz ameliyat artık teknolojinin ilerlemesinden dolayı, gelişmelerden dolayı neredeyse %70-80 hastaya, uygun olan hastalara, acil olmayan hastalara ve bazı tıbbi parametreler, onları değerlendirdikten sonra yapılabiliyor. Kapalı bypass ameliyatının avantajları nelerdir? Kapalı bypass ameliyatı biraz önce söylediğim gibi iman tahtasını kesmeden, bizim göğüs kemiğimiz veya halk arasında iman tahtasını kesmeden kosla kaburgaların arasında yaptığımız bir ameliyattır. Burada kesi maksimum 7 santim kadar bir kesi olur. Ve bu kesiden yaptığımız için postop döneminde, ameliyattan sonraki dönemde hastanın ağrıları minimum derecede ağrı oluyor. Ayrıca çok doku tahribi olmadığı için hastalar daha çabuk toparlanıyor. Ayrıca hastanın yoğun bakımda kalma süresi de kısalıyor ve kanama neredeyse hastanın kan ihtiyaçlarını çok azaltmış oluyoruz. Bu durumdan avantajları çok. Hastanın bizim ameliyattan sonraki yan yatma olayları var ki orada hastanın yatmasını istemeyiz bir ay civarında. Bu türlü hastalarda bazı hastalarımıza ameliyattan sonra kendi arabasını postop döneminde kullanıp gidebilecek düzeye kadar bile gelebiliyor. Avantajları aşağı yukarı bunlar. Tedavi süreci nasıldır hocam? Kapalı bypass'la açık bypass'ı bazen kıyaslayan hastalarımız var. Böyle bilinçli hastalarımız var. Acaba tüm damarlara bypass yapılıyor mu? Tedavide eksik bir yan kalıyor mu diye soran hastalarımız oldu. Kapalı bypass'ta, açık bypass'ta yapabileceğimiz tüm damarlara bypass yapabiliyoruz. Açık ameliyat zamanı yaptığımız kapakları değişebiliyoruz veya onarabiliyoruz. Bunların yani hiçbir eksik yanı kalmıyor. Açık ameliyatla kıyaslarsak hiçbir eksik yanı kalmıyor. Tedavinin yerde kalan süreci ise, yani sonraki süreci ise normal. Dediğim gibi kısa yoğun bakım süresi, kısa servis süresi ve taburculukla sonuçlanıyor ki bu kapalı bypass'ın açık bypass'a üstünlüğünü gösteriyor. Tabii dediğim gibi uygun hastalarda yapıyoruz.